astım hastalığı nedir? Astım, akciğer içi hava yollarının geriye dönebilen daralmasıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Astımda hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap vardır. Bu nedenle hava yolu duvarı daralmış ve şiştir. Astım akciğerlerin toz, duman, koku gibi uyaranlara aşırı duyarlı olmasına neden olur. Bunlara maruz kalındığında genellikle kuru olan öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi ve hırıltılı hışıltılı solunum gibi yakınmalar ortaya çıkar. Belirtiler tekrarlayıcı olup nöbetler halinde gelirler. Bu belirtilerin zaman içinde ağırlığı ve sıklığı değişebilir. Genellikle gece veya sabaha karşı ortaya çıkarlar. Mevsimsel değişiklik gösterebilirler. Kendiliğinden veya ilaçlarla düzelirler. Astım tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilemektedir. Ülkemizde ise yaklaşık her 100 erişkinden 5 ila 7'sini ve her 100 çocuktan 13-15'ini etkiler. Bireyin kendisine ve ailesine ait bireysel ve çevresel risk faktörleri astım gelişimine eğilim yaratır. Bireysel risk faktörleri, kalıtım yani ırsiyet, genetik yapı, çocuklukta erkek erişkinde kadın cinsiyet ve şişmanlıktır. Astım şikayetlerini ortaya çıkarabilecek, artırabilecek birçok çevresel faktör vardır. En sık karşılaşılanlar arasında hava kirliliği, sigara dumanına maruziyet, solunum yolunun bazı enfeksiyonları, polenler, ev tozu akarları, küf mantarı sporları, hamam böceği, hayvan tüyleri gibi alerjenler, balık, kabuklu deniz ürünleri, kuru yemiş, yumurta, süt, muz gibi bazı besin maddeleri, gastroözofageal reflü yani mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması durumu gibi ek hastalıklar, stres ve duygusal değişiklikler, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, migren, göz tansiyonu gibi hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar, alerjik nezle, sinüzit, nazal polip gibi kronik üst solunum yolu hastalıkları gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Astım tanısı temel olarak hastanın öyküsüne dayanır ve muayene ve solunum testleri tanıya destek amaçlı kullanılır. Astım tedavisinin amacı hava yollarındaki iltihabın giderilmesi ve daralmanın düzeltilerek hastanın rahat nefes almasının sağlanmasıdır. Astım tedavisinin başarısı açısından tedavi sırasında tetikleyicilerden uzak durulması, ilaçların doktorun önerdiği gibi kullanılması ve düzenli olarak doktor takibine gidilmesi önem taşır. Astım, tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Hasta-hekim işbirliği ile yürütülen uygun takip ve tedavi, hastaların normal bir yaşam sürmesini sağlar.